İşte şunlar fişini taksana. İşte abone ol yakalım. Neyi? Bunu da yaptım. O anlamda. İşte bunu aşağı indirin. Daha iyi çiçeklik. Ben işte bunu kış yapacağım. Geri bitirdik işte bunu. O küçüğünü de getir. Oğlunun önüne koy. Fiyatı almışlar, ağaç dışarıda kalmış. Ben bir babanın yanına gidiyorum. Bittim boyanmış hali diye. Yaklaşık 10 yıldır ağaç köklerinden heykeller yapıyorum. Bu heykel yaptığım malzemeleri dere kenarından, nehir kenarından, nehrin taşıdığı malzemelerden kullanarak yapıyorum. Birkaç defa kişisel sergi açtım, birkaç defa da kurumlar nezdinde olan sergilere katıldım. Beğeni iyiydi, olumlu tepkiler aldım. Bu şekilde devam ettim. Palu ilçesinde bu şekilde bir atölye açıp halkın beğenisine sunup hem yaptığım ürünlerin görmeleri açısından hem de yapmak isteyenlerin bu ücretsiz olarak kurs anlamında hobi kazanmaları amacıyla ben bu tarz yeri açtım. Ben 2010 yılında, bir 10 yıl oldu ben başlayalı bu tarz figürlere. Yaklaşık 1000'e yakın eserim oldu. İlk başta başlarken somut şeylerden değil de soyutlardan başladım, küçük figürlerden. Sonra zamanla tecrübe kazandıktan sonra büyük figürlere girdim. Bunlar içerisinde mesela gerçek boyutlarda bir at, geyik gibi bilinen hayvan figürleri yaptım. Sonra bir film kahramanı, Groot adlı bir film kahramanı gençlerin tanıdığı, o gerçek boyutta da onu çalıştım. O şekil büyük figürlere geçtim. Sonra rölyef çalışmaları var, taştan oyarak yaptığım rölyef çalışmalarım var. Peşinden maket, gemi, maket, ev yapımı, bu tarz şeyler de yaptım, nas sanatı. Yani bu tarz her şeyi deneme yanılma yöntemiyle öğrendiğim için belli bir zaman sonra öğretebilecek seviyeye geldiğimi düşünüyorum. Bu açıdan öğrenmek isteyen, hobi kazanmak isteyen kişilere ücretsiz ben kurs imkanı da sunuyorum. Çünkü evlerinde toz olur, koku olur, duman olur, ses olur. Bu tarz bir ton rahatsızlık verici şeyler var diye çoğu insan yapmak ister evinde ama yapamaz. Bu açıdan ben de Palu gibi yerde insanların gelip zaman geçirebileceği bir ortam yarattım. Bir ücret talep etmiyoruz. Yeter ki gelip hobi kazansınlar. Zamanlarını bu şekilde değerlendirmek isteyen insanlara da çağrımdır bu. Ben bu açıdan hedefim böyle büyük bir yeri ben kişisel olarak umarım yaparım. Herkese öğretmeye niyetim var. Sanata aşığız ve sanat eserleri çıkarmaya çalışıyoruz. Ağaç köklerinden yapıyoruz bu eserleri. Hani dağda, bayırda, dere kenarından nereye gitsek bir ağaç kökü görsek hemen ağaç görsek hemen sarılıp eve getiriyoruz. Onu neye dönüştürebiliriz diye hep birlikte bir konuşma yapıp en son o tarz eserler çıkarıyoruz. Ben de resimle uğraşıyorum. Üniversite öğrencisiyim, güzel sanatlar öğrencisiyim. Bu çağa uygun, hani kendi yaşımıza da uygun, babamların yani biraz daha üst rütbeye uygun eserler de çıkarmaya çalışıyoruz. Mesela Groot yaptık, Hollywood filmlerinden esinlenerek. Yani
Ben de o tarz fikirler vermeye çalışıyorum. Hani hep birlikte herkese uygun şeyler. Yani sanatı seviyoruz. Bu şekilde mutluyuz.